Merhaba arkadaşlar, selamun aleyküm. Metafizik Alem YouTube kanalıma hoş geldiniz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepinizin üzerinize olsun inşallah. El olun. Bugün sizlere sabah namazından sonra gördüğüm şeyi anlatacağım. Sabah namazından sonraydı arkadaşlar, bu odaya geldim ben. Sabah namazını bu odada kıldım. Burada biraz uyum dedim arkadaşlar. Önce bu odada kafası kel, sivri kulakları olan bir adamın gülümsediğini gördüm. Bu odada olan bir varlıktı bu. Bunu fark ettim ben. Üzerimde pardösüm vardı. Ben namazda pardösümü giymiştim. Namaz elbisesi yerine böyle pardösüm vardı. Onu giymiştim arkadaşlar. Buraya uzandım, yattım. İşte böyle içime korku gelmemişti. Odada yalnız olmama rağmen burada uyurken önce birinin bana gülümsediğini gördüm. Kulakları sivri, sakallı, kafası kel biriydi. Bu bana gülümsedi arkadaşlar. Bu adamı gördüm ben. Bu bir varlıktı yani. Bu odada bulunan bir varlıktı. Onu fark ettim. Sonrasında arkadaşlar kendimi yeşil bir elbise giymiş gördüm. Yeşil bir elbise ve yeşil bir şal örtmüştüm. Bana yeşillikleri gösterdiler yani. Yeşil bir kıyafet giymiştim. Bunu gösterdiler bana. Bunu gördüm. Namazdan ve zikirden sonraydı bu gördüğüm şey. Bir günde yine arkadaşlar yatsı namazından sonraydı. Yastığı kıldım. Yastığı kıldıktan sonra yatağımın üzerine çok yorgundum. Eşim işteydi. Onun gelmesini bekliyordum. Biraz uyumak istedim. Uyudum arkadaşlar. Tavanı izliyordum. Dedim ki inşallah tavanımız biraz alçak bizim uyuduğum yer. Tavanı izlerken dedim ki bol bol okudum arkadaşlar. Yalnız olduğum için bazen uyumaya korkuyorum yani açıkçası. Yalnızken uyumaya korkuyorum yani. İnşallah dedim bir şey görmem dedim. Bunu düşündüm yani. Bu gördüğüm şeyde de arkadaşlar hafif bir gözüm daldı. Yine bir bahçedeydim. Bahçede bir yerde oturuyordum. Balkon gibi bir yer. Tahtadan trabzanlar var. Ve arkasında yeşillik vardı arkadaşlar. Böyle yemyeşil bir bahçeydi. Gördüğüm şey oydu. Ben bunları görmeden önce de evet. Yeşil bir tahtadan trabzan gördüm arkadaşlar. Tahtadan bir trabzan ve yeşil bir bahçe vardı. Ben tahta trabzanın arasından parmaklıkların arasından bahçeyi izliyordum. Yemyeşildi. O kadar güzeldi ki arkadaşlar. Ben o sıra İsmi Azam duasını çok dinliyordum arkadaşlar. Bunu çok güzel okuyan bir kardeşimiz var. Ondan yine denk geldi. Merak da ediyordum bu duayı. Onu sabaha kadar dinlemiştim. Bu aralar ben onu çok dinliyorum. İsmi Azam duasını çok dinliyorum arkadaşlar. Ve çok güzelliklerini gördüm yani. Bunu gösterdiler. Yemyeşil bir elbise giydirdiler önce. Yeşil bir şal vardı. Sonrasında yeşil bir bahçe gösterdiler. Çok güzeldi. Ama ben bahçede sanki böyle bir merdiven gibi bir yerdi, hafif bir yüksekliği olduğunu düşünüyorum çünkü bakış açısından dolayı hatırlıyorum arkadaşlar. Tahtadan ahşap trabzanları hatırlıyorum, arasından bahçeyi izledim. Ben orada oturuyordum galiba ki o şekilde gördüm. Yemyeşildi, çok güzel bir bahçe gördüm. İsmi Azam duasından sonra yeşil bir elbise ve yeşil bir bahçe gördüm arkadaşlar. Bu çok güzeldi. Bir günde sabah namazım saat 3 gibiydi arkadaşlar. Kalktım, teheccüd namazını kıldım. Sonrasında sabah namazına kadar dua ettim. Ve buradan tekrar yatak odama gidip yattım arkadaşlar. Gördüğüm şey de çok güzeldi. Önce bir şeydeydim arkadaşlar ya. Bir evdeydim. Bu ev bizim evimiz değildi. Antredeydim. Antredeydim, tam böyle karşı kapıya bakıyordum. Bir odanın kapısına bakıyordum. Bu kapı şeffaf bir camı olan, ortasında şeffaf bir camı olan bir kapıydı ve ben o kapıya bakıyordum. Beni bir eve götürmüşlerdi arkadaşlar. Camın kenarından bir şeyin beni izlediğini fark ettim. Bir şey bakıp bakıp çekiliyor, bakıp bakıp çekiliyor. Çok dikkatimi çekti bu. Sonra yavaş adımlarla ben o kapıya yaklaştım arkadaşlar. Kapıya yaklaştım ki 3 tane mezar var ve üstünde yeşil örtüler serili. Orası bir türbeydi. Beni yine türbeye götürdüler arkadaşlar. Bunu yine İsmi Azam duasının bir şeyi olarak, vazilet olarak, görünen halleri olarak diye düşündüm arkadaşlar. Çünkü İsmi Azam duasını çok severek dinledim. Hatta sabaha kadar dinledim. YouTube'dan açtım. Çok güzel okuyordum. Bunu dinleyerek uyumuştum. Sabah namazına kalktım. Teheccüdü kıldım. Ondan sonra tekrar yattığımda gördüm bunu. Camdan baktığımda birinin böyle bakıp bakıp çekildiğini gördüm. Önce dikkatim çekti. Bu neymiş dedim. Yaklaştım. Şeffaf cam. 3 tane mezar. Ben böyle tam kapıya geldim. Mezarları görecekken ortadaki mezar hareket etti arkadaşlar. Ortadaki mezar hareket etti. O tam kapının karşısındaki mezara yaklaştı. Mezar hareket etti.
Bunu niye gösterdiler diye de çok merak ettim. Türbe görmek çok güzel bir şeymiş arkadaşlar. Yeşillikler görmek. Hak yolda olduğunu gösterirmiş arkadaşlar. Hak yolda ve bu şekilde yaşayıp böyle bir yaşantın olacağını gösterirlermiş. Onu ima edermiş yani hak yolda olduğunu ve bu şekilde yaşayacağını, hayatına çekidüzen vereceğini, bu şekilde bir hayat süreceğini göstermiş. Çok güzel şeylerdi arkadaşlar gördüğüm şeyler yine bu ay içinde. Harikaydı. O türbeyi görüp de bir çocuktu arkadaşlar ya. O çocuktu camın kenarından bakıyordu. Geri çekiliyordu ama tam olarak çocuk muydu bilmiyorum. Sadece mezarın hareket ettiğini gördüm arkadaşlar. Böyle düşünün ki üç tane mezar. Ortadaki mezar ben tam cama yaklaştım kapıyı açtım ki üç tane mezar var. Üstleri yeşil örtülerle örtülü. Ve ortadaki mezarın diğer kapının tam karşısındaki mezara yaklaştığını gördüm. Orada bana bir şey demediler ama onun bir çocuk mezarı olduğunu düşündüm. Acaba kimin türbesiydi diye düşündüm. Oranın kime ait olduğunu bilmiyorum. Sadece üç mezar vardı. Annesi babası ve çocuğun ortada olduğunu düşündüm. Orada bir çocuk vardı ya. O çocuk mezarıydı büyük ihtimalle. Ve mezarın hareket ettiğini gördüm. Ben oraya yaklaştıktan sonra o mezar hareket etti ve annesinin yanına mezar yaklaştı arkadaşlar. Çok tuhaftı, çok yine duygulu bir şeydi. Gördüğüm şey bunu bana gösterdiler. Değişik geldi. Bu haftaki gördüğüm şey de buydu arkadaşlar. Çok ilginçti yani. Çok düşündüm. Gördüğüm şeyleri tekrarlamam ondan. Çünkü bir açıklama bekliyorum. Düşünüyorum, tekrarlıyorum, tekrarlıyorum. Bir şeyler bulmaya çalışıyorum. Tekrara vurmam ondan arkadaşlar. Aynı şeyi niçin tekrarlıyor diyorsunuz. Belki bu anlattığım insanlar bu konuda belki beni aydınlatırlar diye de düşündüm. Bana bir açıklama getirirler diye de düşündüm arkadaşlar. Gördüğüm şey çok ilginçti. Yeşil bir bahçe gördüm. Yeşil bir elbise giydirmişlerdi gördüm. Bir cin gördüm arkadaşlar. Büyük ihtimalle bir cindi o. Sakallıydı. Sakallıydı. Kulakları sivriydi yine gördüğümde. Bana gülümsedi ben uyuyordum. Bir tedirgin oldum burada arkadaşlar. Bulunduğumuz evlerde yalnız değiliz arkadaşlar ya. İslami yaş şekilde yaşamamız lazım. Kıyafetimiz evde bile olsa düzgün olması lazım. Niye derseniz evde güzel güzel geziyorsunuz ya. Kafir cinler varsa peşinize takılırlar, aşık olurlar. Eşinize düşman ederler. Size aşık olabilirler. Bunları da düşünmek lazım. İslami şekilde yaşamak lazım. Yaşam tarzımızı o şekilde olması lazım ki gelen varlıklar da bize zarar vermesin arkadaşlar. Yani sanki düşünün ki ne olabilir mesela size aşık olurlarsa evdeki eşinizle sizin aranızı açabilirler. Çocuğunuzla aranız açılabilir. O şekilde yaşamak lazım. Yani İslami şekilde yine edepli olmak lazım evde de. Banyoda yıkanırken de yine usturupla yıkamamız lazım. Kapanmamız lazım yine böyle peştemalli bir şekilde. Bunu böyle düşünüyorum ben ve bunları da ben duydum yine arkadaşlar yine gördüğüm şeyler bunlardı arkadaşlar çok ilginçti. Yine ne yazmışım bakalım. Üç mezar ve türbeydi evet üstleri örtülü türbeydi arkadaşlar. Düşünün ki normal bir oda gibiydi ben bir eve girdim arkadaşlar. Bir evdeydim. Düşünün şeffaf bir cam vardı. O cama yaklaştım kapıya geldim ben. Kapının üzerinde şeffaf bir cam vardı. İçeri görünüyordu. Biri bakıp bakıp çekiliyor, bakıp bakıp çekiliyor. Tövbe tövbe dedim. Bu ne böyle dedim. Baktım korktum yani. Ama adımlarımla o kapıya yaklaştığımı hatırlıyorum arkadaşlar. Adımlarımla kapıya yaklaştım. Tam baktım içeri. Mezar hareket etti. Ortadaki mezar hareket etti. Kapının karşısındaki mezarın yanına sokuldu. Sanki bir çocuk gibiydi arkadaşlar o. Büyük ihtimalle bir çocuktu. Sanki annesine sokuldu beni görünce. Ben kapıyı açtım, mezar hareket etti. Tam kapının karşısındaki mezara sokuldu. Gördüğüm şeyler de bunlardı arkadaşlar. Orada bir çocuk ölmüş ve çocuk mezarı olduğunu düşündüm. Çocuklar her zaman aynı masumluğunda. Ölmüş bile olsalar çok masumlar arkadaşlar. Çok saf ve temizler. Çocukları çok seviyorum. Bazı çocukları çok seviyorum. Çok zeki çocuklar var. Allah nazarlardan korusun o çocuklarda. Çünkü nazarla gelen hastalıklar var. Belki nazardan erken ölen çocuklar var. Böyle çok zeki çocukları da birilerinin yanında çok fazla övmememiz gerektiğini düşünüyorum. Çok fazla övdüğümüz zaman birilerinin nazarı değebilir. Bazen çok beğendiğim çocuklar oluyor. Dikkat çekmek istemiyorum. Kendime maşallah diyorum. Fazla bakmak istemiyorum nazarım falan diye. Yani deveyi kazana sokar diyor. Nazar. Deveyi kazana sokar. Peygamberimiz bir mezarlıktan geçerken diyor ki buradaki ölenlerin çoğu nazardan ölmüştür. Yani insan bakışındaki tesirler, hasetle, fesatla istemeyerek bakışta çok etkili olduğunu düşünüyorum. O yüzden de mesela çok güzellikleri böyle ulu orta sermememiz gerektiğini düşünüyorum arkadaşlar.
Hani çok güzel bayanlar var. Bakışta bile Allah korusun kötü şeyler olabilir diye düşünüyorum. Bakışın etkili olacağını düşünüyorum. Kötü nefisle nazar değeceğini düşünüyorum. O yüzden dikkat etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Fazla ulu orta görünen şeylerde de insanlar nasibini almak istiyor ve kötü niyetli insanlar oluyor. Allah-u Teala kapanın derken zaten kastettiği belki de o insanların kalbini bildiği için, yaratan olduğu için diyor arkadaşlar. Yoksa sizi sarıp sarmalamak, bu yaz gününde mesela düşünün ki kapanmak gerçekten zor. Kolay bir şey değil yani, örtülerle gezmek hiç kolay değil, emin olun. Pardesülerle gezmek, kapalı bir şekilde gezmek çok zor. Büyük bir imtihan yani aslında başörtüsü. Çünkü efil efil gezmek varken düşünün sarıp sarmalanıyorsun, Allah rızası için kapatıyorsun. Onu düşünerek, onun rızasını düşünerek kendi nefsinden feragat ediyorsun arkadaşlar. Fedakarlık yapıyorsun. Ne diyorsun? Emir demiri keser diyorsun. Emir demiri keser diyorsun yani arkadaşlar. Başörtüsü emredene diyor. Kadınlara söyle başörtülerini omuzlarından üste salsınlar diyor. Yani bu şekilde örtsünler arkadaşlar. Göğüslerinin üstünü örtsünler diyor. Örtüyü bu şekilde olmasını istiyorlar. Allah-u Teala o şekilde olmasını istiyor. Onu da kullarının kalbini bildiği için istiyor arkadaşlar ya. Sizi sarıp sarmalamak değil derdi. Hani düşün ki adam hapishaneden çıkıyor. Çıktığı gün bir sapık yani hapishaneden çıkanda. Çıktığı gün bir çocuğu, bir kızı apartmana sokup tecavüz edip bıçaklayıp öldürüyor. Karşıdaki insanların kalbini bilemeyiz arkadaşlar. Diyeceksiniz ki köpeğe de tecavüz ediyorlar. Neredeyse kediye de tecavüz ediyor. Ortalık sapık dolu işte. Ortalık sapık dolu, bir hayvana bile bunu yapan, onu tahrik edecek şekilde giydiği zaman bir bayana kim bilir ne yapar yani. Allah fırsat vermesin. O yüzden Allah-u Teala yarattığı kulunun kalbini biliyor arkadaşlar. Bu sözüme kızmayın. Çünkü yarattığı kulunun pis nefsini biliyor. Neler yapacağını biliyor. Nasıl zarar vereceğini biliyor. O yüzden kadınları korumak için örtünün diyor arkadaşlar. Kim istemez yoksa mesela yazın güzelce giyip gezmeyi, serin kimeyi, kim istemez yani. O yüzden Allah'ın rızasını düşündükleri için, yani birilerini önemsemedikleri için, Allah'ın rızasını önde tuttukları için örtünen kardeşlerime buradan sevgilerimi iletiyorum. Allah bu dünyadaki cefalarının sefasını da inşallah öbür dünyada çekerler. Çünkü yaz günü böyle örtünmek gerçekten cefa gibi oluyor. Bu sıcaklarda böyle örtünmek sıkıcı oluyor arkadaşlar açıkçası. Onu da zaten Allah emrettiği için yapıyorlar yani. O yüzden karşımızdaki insanlar kapalıysa bunları sözlerimizle rahatsız etmememiz lazım. Arabistan'a gidin der gibi sözlerle incitmemeniz lazım. Yoksa kimse istemez. Düşünün ki bir bayan kim istemez ki rahatça yaz günü giyip de gezmeyi. Neleri düşündükleri için, Allah'ın rızasını düşündükleri için, Allah da kullarını düşündüğü için başörtü emriyle kullarının kapanmasını istiyor. Çünkü karşıdaki yarattığı kulunu iyi biliyor. Erkekleri çok iyi biliyor. Kalplerini biliyor Allah. Yoksa ki bir kadını sarıp sarmalayıp da evden dışarı çıkmasın diye bir şey yok. Kapandığı sürece gezebilir. Yani çalışabilir, gezebilir arkadaşlar. Bu haftaki, bu aylarda gördüğüm şey de buydu arkadaşlar. İlginç şeyler gördüm. Öncelikle bunu anlatmak istedim size. Bir türbe gördüm. Yeşil elbise gördüm, yeşil bahçe gördüm. İsmi Azam duasını dinledim. Sabaha kadar dinledim, gün boyu dinledim. İşe gidiyorum bazen açıyorum YouTube'dan gelene kadar Kur'an dinliyorum, ayetleri dinliyorum, meal dinliyorum arkadaşlar. Telefon denen bir nimet var, bundan faydalanmamız lazım. Telefonu da nasıl kullanırsanız o şekilde yani. Düşünün ki hayra kullanırsanız hayırlı bir şekilde, çok bulunmaz bir nimet, emin olun ki. Çok güzel Kur'an okuyan kardeşlerimiz var. Onları YouTube'dan dinleyebiliriz arkadaşlar yani. Okuma bilmiyorsanız da dinleyebilirsiniz. Huşu için de çok güzel oluyor. Ben de 3-4 senedir bu alışkanlık yer edindi arkadaşlar. Diyorum eğer ölürsem Allah'ım diyorum yani öbür dünyada mahşer gününe kadar benim mezarımda Kur'an sesini dinleyerek uyut beni diyorum. Çok güzel okuyorlar gerçekten. Öldüğüm zaman da bundan mahrum olmak istemiyorum arkadaşlar. Kur'an dinleyerek uyumak istiyorum mezarımda. Gerçekten bunu canı gönülden istiyorum. Bu bir alışkanlık oldu bende yani. Önceden mesela 2 haftada, 3 haftada, bazen 2 ayda, 3 ayda Kur'an-ı Kerim hiç elime almıyordum. Hiç aklıma gelmiyordu. Namaz aklıma gelmiyordu. Vicdan azabı duymamak çok kötü. Kalp ölüyse insan onu düşünmez, üzülmez. Hani düşün ki içinde bir pişmanlık varsa, şunu yapmadım keşke yapsam diye düşünüyorsa, keşke yapsaydım diye düşünüyorsa gerçekten bir kıpırdama var demektir. Ama bunları hiç aklına bile gelmiyorsa, ne namaz aklına geliyor, ne bir oturayım Kur'an-ı Kerim meali okuyayım, Allah-u Teala ne demiş, bize gelen bu mektupta ne demek istemiş, bize ne göndermiş, emirleri neymiş diye insan düşünmüyorsa,
Bu kötü kalp ölülüğü kötü arkadaşlar. Bir insanın kalbi ölüyse bunlara karşı soğuk olur, namaza karşı soğuk olur. Hiç aklına din gelmez, Allah peygamber hiç gelmez, hak gelmez, hukuk gelmez, adalet gelmez. Tekerine taş gelmez yani. Bir nevi insanlık dışı oluyor aslında arkadaşlar ya. Düşün ki insan hiçbir şeyden korkmasa, yaptığı hatalarda Allah'tan korkması lazım, ahiretten korkması lazım. İnsanı insan yapan değerler, bence din insanı törpülüyor diye düşünüyorum. İnsanı insan yapıyor, odunu yontmak gibi diye düşünüyorum. İnsanın ahlaki değerleri dinle daha çok geliştiğini düşünüyorum. Çünkü Allah iyiliği emrediyor. Size gelen her iyilik Allah'tan, kötülük kendi nefsinizdendir diyor. Bazen Allah-u Teala düşün ki şunu da söylemiş. Çoğunu da diyor, kul hak etse de Allah merhametinden vermiyor. Allah-u Teala'ya yaptıklarımızın cezasını bu dünyada verse. İsterse bizi dünyada insan içine çıkamayacak hale getirebilir arkadaşlar. Gizli, kapaklı, bütün günahlarımızı ortaya sererse halimiz nece olur. Ya Seddar ismiyle Allah-u Teala bizim günahlarımızı örtsün. Gece gibi örtüyor, düşünün ki. Ona saygı duymamız lazım. Bize verdiği nimetlerin karşılığı olarak günde bir saat namazı kılmamız lazım arkadaşlar. Namazı terk etmememiz lazım. Çünkü ilkindi vaktinin namazı çok huşu içinde oluyor. Gerçekten de çok önemliymiş. Geçen bir hadis okumuştum da diyor ki evi yansa, ailesinde birini kaybetse ilkindi vakti namazını kaybettiği anki üzüntüsü buna birebir olur diyor. Düşünün, evi yansa bir insanın, ailesinden birini kaybetse, önünde bir cenaze kalksa ilkindi vakti vaktini kaybettiğinin vicdan azabı bunun kadar denk olmalıdır diyor. Çünkü ilkindi vaktinde çok ayrı bir muazzam bir zevk var arkadaşlar ya. Öyle büyük bir huşu var ki ben de çok zevk alıyorum ilkindi vakti. O güneş batarken o saatlerde çok böyle dolu dolu dua ediyorum. Bu zevk nereden geliyor diye düşünüyordum. Yani ilkindi vaktinde bu duyguyu niye hissediyorum diyor. Bir sabah namazı, bir de ilkindi vakti. Acayip derecede zevk alıyorum namaz kılarken, dua ederken. Böyle içim dolu dolu oluyor. Bazen ağlıyorum dua ederken. Böyle size konuştuğum gibi konuşarak dua ediyorum. Allah hepimizi hidayet erdirsin, doğru yola iletsin ya Rabbim. Onu Müslüman olarak secdede canımızı almayı nasip etsin inşallah. Yine anlatacağım bir şey var, onu da anlatayım da arkadaşlar, gördüğüm şeyde. Bir iki hafta önce kızım dedi ki anne dedi sen ölmüş gördüm rüyamda dedi. Bunu dedi ama ben hiç üstünde durmadım, hatta duymadım bile. Çok önemsemedim. Yani rüya dedim. Ondan sonra ben sabah namazından sonra gördüm arkadaşlar. Kızımın yanına gidiyorum. Kızımın odasına gidiyorum arkadaşlar. Kızım yatağının üstünde ağlıyor. Yanında biri var. Onu teselli etmeye çalışıyor. Ağlıyor oturduğu yerde. Diyorum ki niye ağlıyorsun diyorum. Niçin ağlıyorum? Sanki ben konuşuyorum ama beni duymuyor gibi. Ben oradayım ama sanki onun farkında değil gibi. Ben konuşuyorum. Biri ölmüş diyorum. Ben de diyorum ki kızım mı öldü? Bir şey mi oldu diyorum. Başka bir çocuk mu öldü diyorum. Çocuklarımdan biri mi öldü diyorum. Bir içeride ağlama sesi var. Cenaze sesi var. Ama ben sanki onun farkında değilim de yeni görmüş gibiyim. Sonra diyorlar ki ölünün elbiselerini diyorlar. Ölünün elbiselerini kaldırın diyorlar. Bunu diyorlar arkadaşlar. Bakıyorum ki evde ben, yerde benim 3-4 parça eteğim var. Elbiselerim var. Orada benim elbiselerim vardı arkadaşlar. Baktım 4 parça elbisem vardı. Dedim ki Şerife bak şu 4 parça elbise kadarsın işte. Yere atmışlar. Birkaç parça eteğim, elbisem. 4 parça eteğim vardı yerde. Bunu gördüm arkadaşlar, çok ilginçti. Üzüldüm. Baktım dedim ki Şerife sen ölmüşsün herhalde. Bu cenaze senin cenazen dedim. Konuşuyorum. Kızım bana bakmıyor. Diyorum ki kim ölmüş diyorum. Bakıyorum. Kim ölmüş, niye ağlıyorsun diyorum. Bakıyorum. Gördüğüm şey de benim kendi cenazemdeydim. Ölmüştüm arkadaşlar. Ama bunun farkında değildim. Yerde elbisem, eteğim falan vardı yerde. Kendi eşyalarımı görünce anladım. Bu evde bir şey olmuş dedim. Yanına gidiyorum. Baktım herkes ağlıyor. Kızım yatağın üstünde ağlıyor. 4 parça etek elbise var yerde. Bakınca duygulandım. Kendi elbiselerimi görünce anladım öldüğüm arkadaşlar. Rüyamda ölmüştüm. Çok ilginçti. Kızım da rüyasında görmüş. 1-2 hafta önce. Sonra benim rüyama da girip kendi öldüğümü gördüm. Bu şekilde gördüm arkadaşlar. Çok ilginçti. Önceki videomda da arkadaşlar hatırlıyor musunuz? Dedim ki bir çocuğum. Elimde bir bebek vardı, bu çocuğu tuvalete götürdüm. Küçücük bir çocuğu çiş tuttum dedim tuvalete dedim. Ellerim pis olmuştu, ellerimi yıkadım dedim. Bir iki haftadır arkadaşlar bir iş gibi bir şeyde elime para geçti. Bu rüyanın açıklaması buydu, elime para geçti arkadaşlar. Bir ufak bir meblağ da olsa para geçti. Bunu gösteriyorlardı, elime para geçeceğini gösteriyorlardı. Bu rüyam çıktı arkadaşlar. O zaman da dedim elime para geçecek dedim. Ve elime para geçti, yani gördüğüm şey buydu.
bunu görmüştüm, çıktı yani açıklaması. Bir de inekten bahsettim arkadaşlar, hatırladınız mı? Rüyada dedim ki bir deprem olmuştu, ben odanın içindeydim. Ondan sonra dışarı çıkmaya çalıştım, depremin durmasını bekledim, dışarı çıktım, dışarıda bir kadın vardı, oturuyordu. Teyze besmele çek, deprem oluyor dedim. Bir balkondaydı ve inekten bahsetti dedim. İki tane inekten bahsetti, inek kaçtı dedi dedim. İnek de arkadaşlar Yusuf Aleyhisselam'ın zindandayken kralın, Mısır kralının rüyasını tabir ederken ne diyor biliyor musunuz? 7 tane başağı, 7 tane ineğin yediğini söylüyor. 7 tane başağı, ekin başaklarını yani, 7 tane ineğin yediğini söylüyor. 7 sene bolluk, 7 sene kıtlık olacak. Ve bu 7 sene bolluk olduğu zaman da ambarlara tahılları doldurup kıtlık olduğu zaman kullanalım diyor. Bunu açıklıyor Yusuf Aleyhisselam. İnek görmek, rüyada inek görmek, yakaza halinde inek görmek seneye gösteriyor arkadaşlar. 2 sene demek. 2 sene sonra deprem olacağını gösteriyor gibi geldi bana. Demek istedikleri bu muydu? 2 sene, 2 tane inek gördüm. İnek görmek seneye gösteriyor yani. 2 yıl demek. 2 inek görmüştüm ben. 2 yıl demek. 2 yıl sonra deprem olacak diye düşündüm. Çünkü gördüğüm rüyada 2 tane ineğin kaçtığını gördüm arkadaşlar. 2 tane inek kaçıyordu. Kadın da dedi ki, 2 tane dedi inek dedi kaçtı dedi bana. Ben de ona dedim ki teyze deprem olacak. Besmele çeker misin dedim. Besmele çek dedim. Komşulara besmele çekin diye bağırıyordum. Bunu anlatıyordum arkadaşlar. Gördüğüm şey buydu. Rüyanın tabirini ben araştırdım. İnek görmek sene demekmiş. Hani bir tane gördünüz, 2 tane gördünüz, 2 sene, 1 sene. O şekilde gördüğünüz inek sayısına göre seneleri bahsediyor, seneleri anlatıyor yani. Gördüğüm şey buydu arkadaşlar. Bir de hastayım ki. Çok hastayım arkadaşlar. Öksürüğüm var. Boğazım şiş. Bugün ilaçlarla ayaktayım. Yine bademciğim şişti. Büyük ihtimalle ameliyat olacağım arkadaşlar. Bademcik ameliyatı olmak istiyorum. Çünkü çok hastayım. Sürekli tekrarlayan bir bademcik iltihabım var. Beni perişan ediyor. Artık aldırmam gerektiğini düşünüyorum. Bakalım inşallah. Biraz düzeleyim de gidip ameliyat olmak istiyorum yani. Çünkü çok çekiyorum. Her sene bu şekilde hastayım. Bademciğim şişiyor. Boğazım indiriyor. Ve çok zor geçiyor bademcik iltihabı da. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Bana zaman ayırdığınız için de hepinize çok teşekkür ederim. Biraz da rahatsızım, kusura bakmayın. Anlatırken zorlandım, öksürüyorum. İlaçlarla geldim. Hem antibiyotik aldım arkadaşlar. Ağrı kesiciler aldım da o şekilde ayaktayım. Bu videoyu bu şekilde hazırladım. Yani kendinize iyi bakın. Eksiğim varsa da hakkınızı helal edin. Yine bana zaman ayırdığınız için hepinize çok teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar diliyorum hepinize.